Kuş yine gelmiş. Bu gördüğünüz güvercin benim değil. Yalnız her gün gelip yemini yiyip gidiyor. Güzel bir güvercin. Gayet hoş. Neredeyse 5-6 aydır günlük gelip yemini yiyip gidiyor. Umarım hastalanmaz, dışarıda ölmez. Şurada horozlarım var. Bir horoz horoz derken bir horoz bir tavuk. Şöyle gördüğünüz gibi yumurta yapmış. Güzel hayvanlar. Gayet hoşlar. Şimdi güvercinleri göstereceğim. Açabilirsin şunu. Diğer kuşlar da yem yemeye geldi. Onlarla alışmış. Yem saatini falan biliyorlar. Böyle, bunlar benim güvercinlerim. Şöyle göstereyim. Amca yayın açmayıp video atmayayım, ne yapıyorsunuz diyenlere. Şöyle güvercinlerime bakıyorum. Şurada bir yavru var, fazla yaklaşmadım. Babası gayet gergin ve sinirli. Şimdi geldik benim değerlilerime. Gel tatlım. Gel. Gel gel gel. Aha geldi. Hayatımın anlamları geldi. Bunlar yavru, 2,5 aylık falan. Hani bayağı bir özel beslediğim kuşlar. Özel beslediğim yöresinden. Tartışmayın kuzum. Abi asalet var ya kuşta. Kuş yarım kiloysa 450 gramı karizma. Çok temizler, bayağı temizler ve bunlar biraz evciller. Çünkü 2 ay elimde besledim. Hani fazla fazla ürkmüyorlar. Şu sağdaki çok güzel. Aşağıda yüzde güzel bir kafa yapısı, vücut yapısı var. Ve tertemizler. Kameraya bakıyor kral. Telefonum kötü. Şu yumurta yapmış mı? Evet. Şebaplarım. Göstereyim. Şunun gözüne ilaç alacaktım, bir türlü alamadım ya. Şu erkeği, şu da dişisi, gözünde hafif tüy değişiminden dolayı sulanma var. Ona acil bir şekilde şey almam lazım. İlk yumurtaları boş çıktı, şu an ikinci yumurtaları da. Güzel şebaplar, gayet şey yerinde. Şimdi bunlar da diğer şu şunların anne babası. Şöyle iki yumurtanın üzerine oturmuş. Şimdi bunlara yem vereceğim. Hep birlikte içeri biraz güneş girsin. Güneş girmeyen eve doktor girer. Hala yem yemeye devam ediyor bizim yaramaz. Tavukların yemi vardı ama yine vereceğim. Şimdi şuradan alayım. Kapıyı örteyim yoksa kuşlar içeri giriyor. Buğday vereceğim. Bunlarda yumurta yok. Şunun kapısını kapatayım da çıkmasınlar. Çünkü yumurtlama işindeler. Çıkmamalar lazım. Şunu şöyle şuraya indireyim. Bu arada o kuşun babası orada. Annesi de şurada. Kuş olduğu için sadece buğday vermiyorum. Ekstra bir şeyler vermeye çalışıyorum. Başka ne verebilirim? Bardağı unuttum değil mi? Evet. Maalesef bardağı unuttum. Şey verebilirim.
Şimdi bu şevaplara verdiğim yemin artı fazla büyük olduğu için bazen yemiyorlar, seçiyorlar. Bunlar da şuna boşaltayım. Onu da yesinler. Baba hayvanları sevin ya. Hayvandan zarar gelmez. Şimdi onu verdim. Şu kutuyu alayım, biraz da karışık yem vereyim. Kış sonuçta üşüyorlar. Uçurmuyorum zaten şunları. Yazın bayağı emek verdim. Atmaca yiyince birkaç tanesi de kaybolunca açıkçası soğudum. Abi sen niye dışarı çıktın ya? Neden çıktın? Tamam, çıkabilirsin. Şimdi karışık yem de buldum. Karışık yemi de şöyle bıraktım. Şimdi sıra şeylere geldi. Şu ikisine. Ne verebilirim onlara? Bakayım yem durumları nasıl. Şunu da şey yapayım. Artık yem boşa gitmesin. Hayır, çıkma. Çıkma, çıktığında diğerlerini döveyim. Size de yem getireceğim. Kızım sana da yem getireceğim. Maşallah şu dişi çok iri, bayağı iri. Şimdi bu bardağı alayım. Şunu alayım. Telefonumu merak edenler. Bak. Püü, eline dizine tutsun. Şimdi dışarıdaki kuşların genellikle hastalık olduğu için şunları toplamaya çalışıyorum. Bu özel karıştırdığım yem. Şey için bu. Şebap yavruları için. Gösterdiğim beyazların için. Bu burada kalsın. Şundan da biraz o tek yumurtası olana vereyim. Çünkü onun yumurta yapması lazım. Yeter, hakkım bitti. Vereyim mi biraz da? Oğlum vicdan yaptırıyorum onu. Niye çıkıyorsunuz oğlum? Vicdan yaptım. Bu da horozların yeri. Onlar boş yumurtalar. Al. Bir daha da istemem o. Tamam mı? Dün yoktu. Dün arkadaş gelmişti. Gösterecektim bunu. Dün gelmedi. Galiba karaya falan gitti. Yoksa gelebilir. Şimdi abi oraya gitmeyin, sizi pataküte döver bak. Tamam, bu şeyin yanı, şevabın. Şunu kapatalım yoksa yerler. Şuna baksana ya, ne güzel. Sen su mu içiyorsun? Evet. Sesim geliyor mu? Umarım geliyordur. Şimdi bunu da şeye vereceğim. Gel kızım. Gel tatlım. Gel. Vurma lan, vurma. Abi niye vuruyorsun? Aferin sana. Ama dökme bak. O yemi ziyan etme. Şimdi sıra şey kaldı. Şu iki yumurta da olan. Ona orta düzey bir yem vermem lazım. Niye diyeceksiniz? Çünkü fazla kızgın olursa yumurtadan kalkar. O yüzden ona ikinci torbadaki yemden vereceğim. Şunları aldım.
Zaten içinde her zaman buğday var. Biraz da şundan vereyim, şımartayım bizim oğlanı. İçeri girecek misiniz? Neyse dur, şunu da vereyim de ben. Bir tanesi vardı, bezelyeyi çok seviyordu. Şunun içindeki bezelyeyi de alayım. Yemiyor muhtemelen. Şuraya indirim de yesin. Şuraya bıraktım. Yumurtaya oturdu ayın 15'inde. Muhtemelen ayın 1'i 2'si. Yılbaşında falan yavrumuzu alırız. Oğlum yemek getirdim. Hadi ye bakayım. Hayır, dışarı yok.